Ani harabeleri. Kars'a 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Ani antik kenti, erken demir çağından 16. yüzyıla kadar varlığını sürdüren bir antik şehirdir. Tarih boyunca 1001 kilise kenti olarak anılan Ani kenti, Urartulardan Ermenilere, Bizans'a ve daha sonrasında Selçuklu Devleti'nin önemli şehirlerinden biri olacaktı. Orta Kapı, diğer bir adı Aslanlı Kapı'dır. Kentin 4,5 kilometre uzunluğundaki surları 972 yılında 3. Aşot tarafından yaptırılmıştır. Daha sonrasında Ermeni Kral 2. Sembat bu surları restore etmiştir. Tabi Aslanlı Kapı denmesinin sebebi, kapılar açıldığında karşıları bizleri bir aslanlı kabartma karşılamaktadır. Tabi şehir Sultan Alparslan tarafından fetholununca 11. yüzyılda bu surlar Selçuklular tarafından tekrardan restore edilecek ve günümüze kadar ulaştırılacaktır. Şehrin tamamı surlarla çevrilmiş olmasına rağmen asıl yerleşim şehrin daha zayıf kuzey tarafına yoğunlaşmıştır. Orta Kapı, Aslanlı Kapı'nın sağında iki dairesel planlı burç ile korunan çifte beden kapısı, yani ejderha kapısı, solunda ise taştan satranç tahtası bezemeli bir kapı yer almaktadır. Ejderha Kulesi 12. yüzyılda Selçuklular tarafından hastane olarak kullanılmıştır. Anadolu'nun en eski hastaneleri olarak bilinmektedir. Ani Kalesi'nin fethiyle birlikte Ani şehrine Selçuklu Devleti Müslüman halkı yerleştirmeye başlar. Tabi Hristiyan halktan Müslüman Türklerin bir farkı vardı ki, Müslümanlar şehrin fethiyle birlikte yaptıkları iki önemli eser ile gündeme gelecekti. Birisi cami, ikincisi ise hamamdı. Türklerin dünya tarihine kazandırmış olduğu en önemli eser hamam kültürüydü. Ve bu kültür İslam inancıyla yoğrulmuş bir anlayışa sahipti. Çünkü temizlik imandandı ve batıda cüzzam gibi, veba gibi hastalıkların yoğun olduğu bir dönemde Türk İslam devletlerinde, İslam devletlerinde bu gibi hastalıklar nadiren görülmekteydi. Arkadaşlar, şu an gördüğünüz katedralin diğer bir adı da Fethiye Camii'dir. Temelleri Ermeni Kral 2. Sembat tarafından 1990 yılında atılmışsa da eşi Kraliçe Katrani tarafından 1001 yılında tamamlanmış. Kilisenin mimarı aynı zamanda Ayasofya'nın da kalfasıymış. Tabi arkadaşlar, Ani şehrinin büyük katedrali Arpa Çayı'nın görkemiyle Ermeni topraklarını izlerken 1064 yılında Sultan Alparslan Ani şehrini fethedince fetih sembolü olarak da büyük katedralde fetih namazı kılar. Tabi bu saatten sonra artık büyük katedral değil fetih camisi olarak adlandırılacaktır. Tabi şu anki görüntülere de bakarsanız arkadaşlar, nereden baksanız bin yıl geçen bu yapıda halen daha bin yıl öncesinin gerek dini gerek kültürel yapısı Selçuklular ve Türkler tarafından korunduğunu görebiliyorsunuzdur. Bu da bugün siz Ermenistan'a gitseniz, Ermenistan'da bir cami, bir medrese, bir kervansaray, bir han, bir hamam görme ihtimaliniz yok denecek kadar azdır. Ama bizim ülkemizin en ucunda Ermeni sınırının yanı başındaki Ani harabeleri dünyaya şunu göstermektedir. Biz fethettiğimiz yerleri yakıp yıkıp yok etmek yerine ihya etmek için uğraşmışız. Ve bu büyük katedralin bugüne kadar ulaşmasına vesile olan Sultan Alparslan'a ve ardından gelen her bir Türk devlet adamına teşekkür ediyoruz. Aras Nehri ve karşımızdaki Ermeni toprağı. Arkadaşlar, şu an gördüğünüz sağlı sollu yapılar bir Selçuklu pazarını göstermektedir. Ve bu pazarda çeşitli meslek erbaplarının bulunduğunu görüyoruz.
ve ahilik teşkilatını düşünün. Ahilik teşkilatının kökenleri vardır. Ta Orta Asya'ya kadar gider. Ve Müslüman Türk tüccarının ticarette korunması adına yapılan bir pazar. Ve bu pazarın karşısında da bir Selçuklu camisini görüyoruz. Sultan Alparslan Ani şehrini fethettikten sonra buraya ilk Anadolu'nun ilk camisini inşa ettirir. Ve bu cami bugün yarısı yıkılmış olsa dahi Arpa çayını yani Aras nehrini ve Ermeni topraklarını seyreden ve ardından buram buram İslam'ın temsil eden bir yapı olarak karşımızda durmaktadır. Aksakallı kocalar oyladı hep altları. Selçuklu Camisi'nin yanı başında günümüzde olduğu gibi bir Selçuklu mezarlığı ve ayrıca bu Selçuklu Camisi'nin sağlı solu yan taraflarında ise Müslüman halkın yaşadığı eserler mevcuttur. Sultan Alparslan'ın fethedilemez denilen Ani kentini fethetmesi Abbas hükümdarı tarafından kendisine Ebul Feth ünvanını vermiştir. Fetihlerin babası ünvanı verilerek artık kadim Batı uygarlığının şehri Ani artık doğudan yükselen Türkistan devletinin önemli bir şehri haline gelecekti. Ambar da olabilir. Buradaki yapı ise Abuk Hamrent Kilisesi olarak veya diğer bir adı Polatoğlu Kilisesi olarak anılmakta. Bostanlar Deresi'nin üzerindeki surlara yakın plato üzerinde kurulan kilise 980 yılında Prens Pahlavuni tarafından yaptırılmış ve bugün halen daha bütünlüğünü koruyan bir eserdir. Ve düşünün ki bugün bu eser halen daha hayatta ve Türkler bu eserleri korumuş ve kollamış ve günümüze kadar ulaştırmıştır. Arkadaşlar, şu anki gördüğünüz eserlerin işte Gagik Kilisesi var, Selçuklu Kervansarayı var, Zerdüşt Ateş Kedisi var, Gürcü Kilisesi ve Selçuklu Saray kalıntıları ve birçok yapı eseri mevcut. Tabi Ani kentinin Türkiye'de çok fazla bilinmemesinin sebebi coğrafyanın bir kader olmasıyla alakalı. Türkiye'nin doğu ucunda yer alan bu şehir fazla ziyaretçinin uğramadığı bir yerdir. Tabi şunu da söylemek gerekiyor ki bu şehir Selçuklulardan sonra Moğol saldırılarına uğramış. Ve bu saldırılar sonucunda büyük bir yıkım yaşamıştır. Daha sonrasında Safavi Devleti ile gerçekleşen savaşlar neticesinde Ani şehri büyük yaralar almıştır. Ve 17. yüzyıldan 18. yüzyıla gelindiğinde gerçekleşen büyük deprem sonucu şehrin büyük bir kısmı yıkılmış ve şehir artık gerçekten de kullanılmaz hale gelmiştir. Ve Osmanlı Devleti'nin de doğuda güç kaybetmesiyle birlikte artık buralarda yaşam olmayacak idi.
bayrak, kara toprak vatandır. Yedin düşmeyin sancak, düğün bu saat dur.